Ne oldu? Ay ne bileyim abla, kilitledi kendini, açmıyor. Canım. Ablacığım aç kapıyı, abla kardeş konuşalım. Zeki ile mi atıştınız? Kesin sesinizi, hiçbirinizi istemiyorum. Ya acaba Zeki eniştemi mi arasak? Ay bilemedim. Hayır canım, bence önemli bir şey yok. Yani belli ki telefonda tartışmışlar. Hem adamı küçücük bir şey için ta Ankara'dan buraya kadar getirmeyelim diyeyim. İşi gücü var adamın. Biz bile gelirken sormadık yani gelecek misin diye, değil mi? Bence de Bedri haklı. Üf, hele bir sabah olsun. Sakin kafayla anlatır zaten ne olduğunu, öyle değil mi? Abi bugün toplantı var biliyorsun. Bir şey söyleyeceğim de toplantıda mı duysan acaba? Öyle kardeşim. Şimdi ya da sonra ne fark eder? Şirketin Almanya'ya açığa şubenin sorumlusu olarak seni düşünüyorlar abi. Çok sevindim. Çok iyiymiş. Ama ben gidemem ki. Neden? Ya
Nermin'e ne diyeceğim de onaylayacak bunu? Sonuçta onun da gelmesi lazım. Abi yengem Almanya'da büyümedi mi zaten? Bence o da çok sevinecek bu habere. Murat, ben iyi değilim. Asıl sorun bu. Serkay'ı biliyorsun. Bir de son zamanlarda aşırı derecede kabuslar görüyorum. Gerçek gibi yaşıyorum sanki onları. Bana anlatacağın bu muydu senin? Sen gel biz bir kafeye geçelim, vaktimiz de var. Birer şey içeriz, orada anlatırsın. Peki. Murat, köyden döndüm de öyle tuhaf şeyler görüyorum. Sana anlattığım kabusları daha gerçekçi yaşıyorum. İşte evliliğimizin birinci yıl dönümüydü diye köye gittik. Hem anneyle hasret giderdik. Sonra Seher kayboldu. Bulamayınca da döndük geldik. Anladım. Abi siz köyde 3-5 gün Seher'i aradınız. Belki onun stresinden kaynaklı bir şeydir. Geçici bir şeydir. Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Abi, iyi misin? Daldın gittin. Ara ara böyle dalıp gidiyorum. Hani kabuslar demiştim ya sana. Evet. Bir kadının girdiği de oluyor. Daha önce benzeri bir şeye denk gelmedim ben. Ama sen yine de takılma. Dediğim gibi geçici bir şeydir belki. Bizim bir Can Hoca var. Asistanı Doğa benim arkadaşım. Bugünkü toplantıdan sonra çıkalım gidelim Doğa'nın yanına. Otururuz hep beraber. Durumu anlatırız. O da Can Hoca'ya ulaştırır bizi. Mutlaka faydası dokunacaktır sana. Olabilir kardeşim. Gidelim. Geçelim o zaman ofise. Geç kalmayalım. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızın iki amacı var. Birincisi, şirketimizin Avrupa'da daha verimli hale gelebilmesi için Almanya'da bir büro açıyoruz. İkincisi, şirketimizin Türkiye ayağında da atılımları olacaktır. Ama en önemlisi Almanya'daki büromuz. Oradaki işleri çekip çevirecek bir CEO'ya ihtiyacımız vardı. Hiç düşünmeden tereddütsüz karar verdim. Bedri, seni uygun gördüm. Teşekkürler Deniz Bey. Mutlaka değerlendireceğim. Aa, tabii, görüş. Görüş ama eşinle görüşürken şirketin menfaatlerini düşünmeyi sakın unutma. Bunu senden önemli rica ediyorum. Anlıyorum Deniz Bey. Mutlaka değerlendireceğim. Nasıl yani? Kızım tamam. Ben anlıyorum Bedri Bey'i. Bedri Bey, bu toplantıyı sizin için hazırlamıştık. Tamam kızım tamam. Daha sonra kendi aramızda görüşürüz bu konuyu. Anladım Deniz Bey. Özür dilerim. Benim hava almam lazım. Tabii buyur. Abi. Tamam, tamam arkadaşlar. Tamam, ben gidelim. Tamam. Abi iyi misin?
Nasıl bağırdın öyle ya? Gel. Ya ben iyi değilim. Benim bu şey çare bulmam lazım. Bulacağız abi, bulacağız, merak etme. Ben senin yerine izin de aldım. Sağ ol kardeşim. En kısa zamanda senin şu arkadaşına gidelim. Gideceğiz, iş çıkışı gideceğiz. Üzerimi değiştireceğim, geçerken alacağım ben seni, merak etme. Oğlum, ilgilen müdürünle. Tamam Deniz Bey. Doktorumu çağıracağım ama doktorluk bir şey değil bu. Neyse, izin işi konuştuğumuz gibi, tamam? Tamam. Bu arada bir şeye ihtiyacınız olsa sakın beni aramayı unutmayın. Tamam. Gel abi, gel. Hoş geldiniz Cumhurbaşkanım. Hoş bulduk Sude, nasılsın? İyiyim, seni sormalı. Teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Buyurun, burayı size ayırdım. Çok güzel. İsteğiniz olursa ben yine buralardayım. Afiyet olsun. Tamam, gerekirse siz sesleniriz biz. Abi daha iyisin değil mi? Merhaba Muratçı. Doğacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Ay özlemişim seni. Ne zamandır görüşmüyoruz biz? İki ay olmuştur ya. En son Sakarya'ya gitmiştin araştırma için. Doğru. Burada görüşmüştük. Evet. Arkadaş kim? Ay, tanıştırmayı unuttum. Songül, o bizimle çalışıyor bir haftadır. Öyle mi? İnsan ilk gün tanıştırır. Memnun oldum Murat. Memnun oldum, buyur. Biz su mu içeceğiz? Pardon. Ben bir kırmızı şarap alayım. Doğa. Olur. Songül. Ben de. Abi. 4 tane kırmızı şarap. Bir de ortaya meyve tabağı getirirsen. Bedri Bey, Murat bana telefonda anlattı biraz mevzuyu. Songül'le de yolda konuştuk. Can Hoca'yı görmeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Bedri Bey, benim de anladığım kadarıyla durum hiç basit görünmüyor. Murat, bence sen Bedri Bey'i ofise getirelim. Yaz numaramı istersen. Abi, gideceğiz. Abi. Kalkalım yavaş yavaş. Doğa. Kalkalım mı yoksa siz oturur musunuz? Ay yok Muratçığım, biz de kalkalım. Ev uzak biliyorsun. Songül, sen ya da Doğa Murat'la haberleşin. Saati bildirirsiniz, beraber buluşuruz, olur mu? Tamam tamam, biz hallettik onu. Ben zaten yarın Murat'ı ararım. O size durumu bildirir. Hesabı istesene Murat. Hesap yok abi. Hallettim ben onu. E hadi o zaman. Kızlar varken sormadım da abi. Ne oldu öyle birden kalkalım dedi? Ya yine aynısı oldu Murat. Kabus mu gördün abi yine? Evet kardeşim. Ya Murat, beni yanlış anlama ama bu Can Hoca cinci büyücü falan değil değil mi? Yok abi, bu adam üniversitede felsefe hocası. Entel bir tip. Ama çağlar öncesi yaşamış cin kabilelerinin isimlerine kadar biliyor. Böyle bilgili bir adam. Anladım kardeşim. Sen yarın sabah kızlarla haberleş. Bir yerde buluşur otururuz. Tamam mı? Ben de eve gideyim, biraz dinleneyim. Olur abi. Hadi iyi geceler. İyi geceler abi.
Hayatım neredeydin bu saate kadar? İşler vardı. Murat'la oturduk, sonra arkadaşlar falan geldi öyle. Anladım. Hallerin devam ediyor mu? Ya... Bugün bir şey oldu biliyor musun? Ne oldu? Lavabodaydım. Işıklar kapandı önce. Sonra arkamda biri belirdi. Çok korktum. Öyle mi? Hayatım ben geçer sanmıştım. Olmazsa yarın psikoloğa gidelim Bedir'e. Benim psikolog bir arkadaşım var, ben konuştum. Bir tanı koyamadı. Şöyle yaparız, böyle yaparız falan deyip durdu. Yarın Murat'ın tanıdığı biri varmış. Ona gideceğiz. Saçmalama hayatım. Şarlatanlara mı gideceksin? Onlar ne anlar psikolojiden ya? Şarlatan falan değil. Felsefeci, öğretim görevlisi, mitolojiyi biliyor. Yani anlıyor bu işlerden. Ya ya, tabii. Hayır, bu zamanda hala mistik şeylere nasıl inanıyorlar anlamıyorum ya. Kesin büyü de vardır sende şimdi. Nermin, kendi kendine fetva verme. Büyün var olduğuna inanmıyorsan bunu kendine sakla. Sen zaten Allah'ın varlığına da inanmıyorsun. Büyüye nasıl inanacaksın ki? Ya Bedri, lütfen konuyu yine inanç konusuna getirme. Gelme üstüme hayatım. Bak ne diyeceğim. Şirket beni Almanya'ya gönderiyor. Oradaki işlerin başına geçmemi istediler. Sen ne dedi? Ne diyeceğim ki? Gidemem dedim. Yani böyle bir durumda nasıl gidebilirim ki? Zaten bugün benim yerime Murat izin aldı. İyi olmuş. Neyse zamanla toparlarsın, sonra beraber karar veririz. Ama psikoloğa gideceğiz hayatım. Büyücüyü falan unut. Beni anlamıyorsun değil mi? İyi değilim ben. Ben iyi değilim. Böyle bir durum varsa zaten psikolog çözemez. Birkaç ilaç verip uyutacak. Ben uyumamak için direniyorum, senin dediğine bak. İyi Bedir, sen bilirsin. Ben yatıyorum. Thank you.
Bedri. Bedri. Bedri, ne oldu hayatım sana böyle? Biraz çağırıyorum.